Siri, seni kim icat etti? Hüseyin Yılmaz. Ne? Yok artık diyeceğim bilgiler için bir takibini alırız. Denizli çoban Hüseyin Yılmaz, Siri'yi icat edip bunu tüm dünyaya yayan, Albert Einstein'la teorin eksik diye kafa tutan, peki yoksul bir çoban bundan 70 yıl önce bunları nasıl başardı? Yıl 1934, Denizli'nin Acıpayan köyünde 12 yaşındaki çoban Hüseyin'in yine koyunlara otlattığı bir gün, bir grup öğretmenin tesadüfen oraya piknik yapmaya gitmesiyle tüm dünyanın ayaklandığı başarı hikayesi başlamış oldu. Adın ne senin? Adım Hüseyin. Annem baban nerede? Kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. Annemi 4, babamı 11 yaşındayken kaybettim. Hüseyin'in anlattıklarından etkilenen öğretmenler onunla daha fazla konuşmak ister. İçlerinden biri okuması için gazete uzatır. Hüseyin gazeteyi almaz bile. Çocuk okuma yazma bilmiyor ki. Ülke savaştan yeni çıkmış, halk karnı zor doyururken o dönem okumak da neymiş? Öğretmenler konuştukça Hüseyin'deki zekayı fark edip okuması için Denizli'ye şehir merkezine götürmek isterler. Hüseyin halasının yanına veda etmeye gittiğinde halası eline bir sefertası, kucağına da bir oğlak tutuşturur. Maksat oğlağı satıp yol parasını çıkarmak. Denizli'ye gitmek için bindikleri kamyon şans eseri zengin iş adamı Ali Rıza Kaşıkçı'nındır. Kaşıkçı'nın hiç çocuğu olmamıştır. Vay be, olaya bakın. Bir de bu adam Hüseyin'i sevmesin mi? Hüseyin'in gözü kara bir çocuk olduğunu görünce iş adamı bütün eğitim masraflarını karşılayacağını söyler. Hüseyin'in yoksulluktan iyi bir eğitim hayatına yolculuğu bu mucizelerle başlar. Lisede matematiğe merak salar. Ona hediye edilen bir kitabı tek gecede okuyup öğretmenine koşar. Kitaptaki teoride eksiklik bulmuştur. Teori ne mi? Einstein'ın uzay zaman ilişkisini anlattığı izafiyet teorisi. Öğretmen Hüseyin'in bu tezini anlayamadığı için ütüde kendi profesörüne sorar. Oradaki profesör Hüseyin'in zekasına hayran kalır. Liseden sonra buraya gel der ve tüm üniversite masrafları karşılanır. Lise yıllarında ona sahip çıkan iş adamının fabrikasında yangın çıkınca fabrikanın bütün elektrik tesisatını tamir eder. İşte bu Allah vergisi zekasını vefaya dökme örneği. İTÜ'de okumaya başladığında tasarladığı projeleri kimse anlamaz. O projelerden biri de Siri'dir. Düşünsenize bu adam bundan 70 yıl önce yapıyor bunları. Ama ne yazık ki yine anlaşılamayınca oradaki profesörü seni olsa olsa Amerika'daki profesör Morse anlar der. Morse Siri projesini incelediğinde çok şaşırır. Çünkü bundan 5 yıl önce koskoca bir ekip toplanmış buna benzer bir projeyi bitirememiştir. Hüseyin'i Amerika'ya davet eder. 1952'de Hüseyin İTÜ'den yüksek mühendis olarak ayrılır ve doktorası için Amerika'da MIT'ye gider. Orada doktorasını tamamlamak için tez yazması gerekir. Gerekmesine gerekir de çoban Hüseyin'in hiç İngilizcesi yok ki. Profesör Morse'a tahtaya yaz diyebilir sadece. Profesör sayılarla ve işaretlerle yazar. Ortak dilleri matematik olmuştur. Doktorasını tam 3 ayda tamamlar. Ardından Princeton Üniversitesi'nde tesadüfen lisede teorilerini eksik gördüğü Einstein'la çalışmaya başlar. Olaya bakar mısınız? 1960'ların başında Siri'nin temeli olan sesle komut verebilen bilgisayar programı ilk defa Yılmaz tarafından yazılır. Buradan sonra bir de NASA'yla çalışır. Astronotların uzay gemilerini sesleriyle kontrol etmelerini sağlayan cihaz geliştirir. Ve bu cihaz duyma engelli insanların konuşma yetilerini geliştirmek için de kullanılıyor. Günümüzde Siri birçok insanın hayatını kurtarıyor. Enkazın altında kalan ya da telefona ulaşamayacak durumda olanlar Siri'ye seslenerek yetkililere ulaşıyor. Hüseyin Yılmaz bu mucize buluşundan sonra hala fizikle ilgilenmeye devam etti. Bu kez Einstein'ın fonksiyon teorisinde eksiklikler bulur ve bunu mektupla gönderir. Ne yazık ki mektup daha gitmeden Einstein hayatını kaybeder. Yılmaz çağrıyı dergilere yayınlamakta bulur. Çünkü ona göre evrende kara delik diye bir şey yoktu. Çok ünlü bilim dergisi bu teoriyi yayınlayınca koskoca bilim dünyası ikiye bölünür. Einstein'ın kuramına karşı Yılmaz kütle çekim kuralı literatüre girer. Anadolu'nun genç bir çobanı zekasına güvenip ipleri bırakmadı. Azim etti ve karşısına çıkan fırsatları layıkıyla değerlendirdi. Onun bu başarısı tüm genç beyinlere öncü olabilecek nitelikte. Peki siz teknoloji tarihini değiştiren bu Türk'ü tanıyor muydunuz?